Atom çağı başlayalı yaklaşık 70 yıl oldu. İkinci Dünya Savaşı'nın sonunda Amerika, Japonya'da iki kenti Hiroşima ve Nagasaki'yi bombalamıştı. Bu yıkımın etkileri hala devam ederken nükleer üstünlük için uluslararası bir yarış başlıyordu. Bugün 8 ülke kendisini nükleer silaha sahip ülke olarak tanımlıyor. 9. ülke İsrail nükleer silaha sahip olduğunu ne kabul ediyor ne de yalanlıyor. Bu ülkeler arasına giren en son ülke 12 Şubat'ta 3. yeraltı nükleer denemesini yapan Kuzey Kore. Kuzey Kore'nin bu denemesi deprem bilimcileri harekete geçirdi. İki sismolog, Won Young Kim ve Paul Richards, Kuzey Kore'nin her üç denemesini de inceledi. İlk deneme 4.3 şiddetindeydi, ikincisi ise 4.7. Sonuncusu da 5.1 büyüklüğündeydi. 5'in üzerindeki titreşimler dünyanın her tarafından sismologlar tarafından saptanabiliyor. 21. yüzyılda nükleer silah denemesi yapan tek ülke Kuzey Kore. Kuzey Koreli mühendisler nükleer laboratuvarlarda aralıksız çalışıyor. Uzmanlara göre son denemeler 1945'te Japonya'ya atılan bombalardan daha ufak çaplı. Patlamayı ilk tespit eden denemenin yapıldığı bölgenin 350 kilometre kuzeyindeki Çin izleme istasyonu oldu. Saniyeler içinde titreşimler bütün dünyada hissedildi. Palisades, New York'ta Richards ve Kim verileri inceledi. Sismograf, farklı zamanlarda yerin nasıl hareket ettiğini kaydediyor. İlk gelen öncü dalgalar çok kuvvetli, diğer dalgalarsa oldukça zayıf. Bazı yerlerde de görünmeyecek kadar az. Nükleer denemenin tam olarak nerede gerçekleştiğini biliyoruz. Sinyaller oldukça basit, ani bir gümbürtü. Depremlerdeki gibi uzun bir parçalanma yok. Sismologlar nükleer aletlerin genellikle 1,5 kilometre derinliğinde oyuklarda denendiğini söylüyor. Depremlerse dünya yüzeyinin kilometrelerce altından kaynaklanıyor. Bu farkı saptamak çok kolay. Kuzey Kore'deki denemelerin aynı bölgede fakat farklı yerlerde yapıldığı belirlendi. Şu anda iki farklı tünel deldiklerini ve birine doğu, öbürüne de batı dediklerini biliyoruz. Bu denemenin batı tarafından geldiğini düşünüyoruz. Kuzey Koreliler başarılı denemeyi kutlarken, Kim ve Richard bu son denemenin Amerika'nın nükleer silahlarına göre küçük görünmesine rağmen silah olarak kullanıldığı takdirde çok ciddi zarara yol açabileceği uyarısında bulunuyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington.